Ah anah, yine sıla düştü aklıma. Hani var ya yaz gelince akan sular coşar ya. Hani var ya koyunlar kuzusuna koşar ya. Hani yayla yollarında türküler söylenir ya. Ne çok özledim biliyor musun anel? O güzel memleketimi bir de Ağrı Dağı'nı. Dönmek zor artık gelemem ki. Gurbet bana, ben gurbete alıştım. Oh, oh. Görmesem de dinlerim. Bugün de Ağrı türkülerini dinlerim. İbrahim Güzel Ses söylüyor. Köyüne hasret kalanlar için Ağrı türküsü. Bugün Ağrı ilindeyiz. Günaydın sevgili dostlar. Görmesem de dinlerim dediğimiz yayınımızda yine sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. Göremeyen nice dostlarımız var. Doğuştan engelli olanlar var. Daha sonradan hastalanıp da görme yetisini kaybedenlerimiz var. Kimi doğuştan görme yetisini kaybetti, kimi ise bir kaza veya hastalık sonucu. Hepsinin ortak noktası görme yetileri olmadan da hayatlarını devam ettirebilmeleri ve engel tanımamaları. Evet, 7-14 Ocak Görme Engeller Haftası'ydı. Türkiye'de ve dünyada iz bırakan görme sanatçılarının adlarını şöyle, görme engelli sanatçıların adlarından size şöyle bir söz etmek istiyorum dostlarım. Biliyoruz çoğunu. Aşık Veysel var değil mi sevgili dostlarımız? Bakalım Metin Şentürk var. Değerli dostlar, görme engelli dostlarımızdan, yazarlarımızdan, sanatçılarımızdan Cemil Meriç var. Eşref Armağan fotoğraf değil, fotoğrafları çekilmiş. Doğuştan görme engelli olan bir ressam Eşref Armağan. Evet sevgili dostlar ve bizler onların hayat enerjilerinden enerji almaya çalışacağız. Kani Karaca'yı unutmayalım sevgili dostlar. Küçükken bir sebeple görme yetisini kaybeden ünlü hafız ve mevlütan Kani Karaca. Evet sevgili dostlar, tek tek bu insanların hayatları incelendiğinde göreceğiz ki onların büyük bir azimleri var hayata tutunacak. Ve dolayısıyla görme engelli tüm dostlarımıza diyoruz ki hayata tutunmak için kendinize bir sebep bulunuz. Evet, Eşref Armağan da doğuştan görme engelli bir ressam. Hiç görmediği nesnelerin maketleriyle ellerine dokunarak resimlerini yapabiliyor ve oluşlarını tanıyor. Cemil Meriç'i biliyor muyuz sevgili dostlar? 1930'ların yazarlarından. Evet, daha genç yaşta görme yetisini tamamen kaybeden ünlü düşünür ve yazar
Anadolu'ya ait düşünceleri ve çeviri kitaplarıyla bilinir. Cemil Meriç'in kitaplarını okuyunuz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, Metin Şentürk'ü biliriz değil mi? Çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası görme yetisini kaybeden Metin Şentürk, hayata dört elle sarılmış, müziğin sesini bizlere duyurmuştur. Başarılı bir yorumcu olan Metin Şentürk, görme engeliyle barışık olması ve hayata bağlılığıyla milyonların gözünde sempati kazanan bir insandır. Engellilerin sesini duyurmak için birçok projede yer almıştır değerli dostlarım. Ve ilk başta söylediğimiz Aşık Veysel, 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı sonrası iki gözünü de kaybetti. Hayata küsmeyen Veysel, kendini Aşık Veysel yapan düşünce tarzını geliştirdi ve ölümsüz şiirlere imza attı. Evet sevgili dostlar, ölümsüz şiirler deyince bugün Görmesem de Dinlerim programımızda Ağrı türkülerini konuk ediyoruz. O zaman Ağrı'ya dair şiirlere şu baktığımızda sevgili dostlar, Mehmet Fatih Öztürk'ün ve Mehmet Ali Gökhan'ın Ağrı'ya dair şiirleri var. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle sevgili dostlar. Ağrım, soğuk şehrin sıcak insanlarıydık. Sıcakları özlerdik üşürken. Kaygan yolların dikkatli yolcularıydık buzların üstünde yürürken. Varlığını tartışan felsefeye inat, inançlıydık hem de çok güçlü. Bakardık pencereden soğuktan kaçanlara, acırdık, dua ederdik ama asla hor görmezdik. Böyle öğrettiler. Bazen sıkıntılarımızı düşünürdük, üzülürdük, şükrederdik, asla isyan etmezdik. Böyle öğrettiler. Gurbet günlerimiz olurdu bazen, özlerdik, şükrederdik ama asla unutmazdık. Böyle öğrettiler. Ezildik, hor görüldük, öz yurdumuzda gariptik. Yürüdük, şükrettik ama asla pes etmedik. Özünce konuşmak yasak dediler, sustuk, şükrettik ama asla özcemizi unutmadık. Hayallerimiz hiç eksik olmadı, onlar hep vardı. Biz onlarla var olduk zaten. Şarkılarımızda keder, bakışlarımızda hüzün hiç eksilmedi. Şarkılar bakışlarımıza ilham oluyordu. Dünya hep kederliydi ama isyanımız yaradana değildi. Soğuk şehrin sıcak insanlarıydık. Ağrılıydık, ağrılıydık. Severdik ama sevilmezdik çoğu zaman. Sevgi her şeye yetmez derlerdi, inanmazdık. Derdimiz olurdu, bazen susardık. Yalnızlığı sineye çekerdik, sinede yer varsa. Ağrılıydık yani, ağrılıydık. Hiç ağrımız. Her hekimim diyen yeni ağrılar verdi. Hekim yok ağrının sonu. Ağrının sonu yok. Efsanelerde vardı ağrı bir de. Hep esrarengiz, hep bir aşka yuva, hep bir aşka mezar olurdu. Aşklarımız ağrılıyımız diye mi efsane oluyor? Zaten ağrılıyız. Dağlar vardı ağrıda bir de. Dağlarda da ağrı vardı. Hep hüzünlü, hep güçlü. Sevdamızı ağrı yaptık, hiç bitmedi, ağrımız da geçmedi. Sevdamızı başkası yaptık, dağ düşman oldu bize. Vefasızlığı sevmem benim ağrım, vefasızlığı sevmez, vefayı sever ağrım. Ağrımın dermanı sende artık değil, ağrıda. Ve sende ağrıda ya ben ağrıda. Gurbet bite, gerçek hekime, ağrıya gidem, ağrım sana emanet, ağrım. Mehmet Fatih Öztürk'ten dinledik. Ayırdı zalim felek her bir yerde bir. Ayırdı zalim felek her bir yerde bir. Aman aman o yavru başımın tacı ağrı. Kurbetele düşmüşüm sana muhtacım ağrı. Kurbetele düşmüşüm sana muhtacım ağrı. Aman aman. Sana muhtacım ağrı, kurbetele düşmüşüm. Sana muhtacım ağrı, aman aman o yavru başımın tacı. Evet sevgili dostlarım,
Günaydın. Bakalım bize günaydın diyen kimler burada? Sevgili Ayşe Ulusoy bizi dinliyor. Sevgili Murat Korkmaz, günaydın hocam. İyi yayınlar, her şey gönlümüzce olsun diyor. Evet, her şey hepimizin gönlünce olsun sevgili Murat'cığım. Evet sevgili Selma Eren, canım Serap hocam, yeni bir güne bahar tadıyla günaydın. Hayat telaşıyla epeydir katılamadım, sizlere özledim. Çok güzel yayınlar dilerim sevgiyle, saygılarımla diyor Selma Eren. Teşekkür ediyorum Selma'cığım. Sevgili Nuray Hanım gelmiş canım benim. Nuray Öpöz Güven gelmiş sevgili dostlarım. Diyor ki Nuray Hanım, günaydınlar, iyi yayınlar Serap Hanım diyor. Günaydın Nuray'cığım. Herkese günaydın. Sevgili Ali Lale bizi dinliyor. Teşekkür ediyorum Ali Bey. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dostlar, ağrı dediğimizde ağrı iliyle ilgili kimler var? Bize adını duyuran Erol Parlak var, Türk Halk Müziği sanatçısı. Yıldırım Budak var, o da Türk Halk Müziği sanatçısı. Burhan Çaçan'ı biliyoruz değil mi sevgili dostlar? Ağrılı. Evet. Sonra Ebru Yaşar var, Özcan Deniz var, Yıldız Tilbe var, Sema Keçik var, boksör Adem Kılıççı var, Ebru Nil Aydın var sevgili dostlar. Evet, Seyit Ahmet Arvasi var, pedagog ve Erol Taş var sevgili dostlar. Tarık Şimşek var. Yurdumun güzel insanlarını yetiştiren ağrı. Evet sevgili dostlar. Şöyle bir ağrıya gidecek olursak dostlar. Ağrı dediğimizde, ağrıda biz ağrıya gidecek olursak eminim ki ağrıdaki dostlarımız bizleri çok güzel ağırlayacaklar. Ağrı adını sınırları içinde bulunan Ağrı Dağı'ndan alan ağrı. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde Yukarı Murat Van bölümünde yer alan ağrı. Doğusunda İran ile sınır komşusu olan Ağrı'nın diğer komşuları kuzeyde Kars, kuzeybatıda Erzurum, kuzeydoğuda Iğdır, güneyinde Van, güneybatıda Muş ve Bitlis. 536 binden fazla nüfusa sahip olan şehir, genel anlamda Ağrı Dağı, Nuh Gemisi ve İshak Paşa Sarayı gibi turistik yerleriyle bilinmektedir. Dahası şehirde gezip görecek daha pek çok yer bulunmaktadır. Evet sevgili dostlar, ancak 2 günde ağrı gezinizi tamamlayabilirsiniz. Ziyaret için en uygun zaman değerli dostlar, kışları soğuk ve karlı, yazları kurak bir havaya sahip olduğu için sanırım şehri ziyaret etmek için en uygun zaman sonbahar ve ilkbahar ayları olur diye düşünüyoruz. Evet sevgili dostlar, ağrıya gittiğinizde eminim ki oranın yöresel yemekleri de size hoş geldin diyecek güzel insanlar. Şöyle bir baktığımızda Ağrı'da en popüler yerler neler? Nereler? Simgesel yapılar var, yerler var. Mesela Ağrı Dağı var sevgili dostlar. Bir de meteor çukuru var sevgili dostlar. 1982 yılında bölgeye düşen bir göktaşı sonucunda oluşan bir çukur var Beyazıt, Doğu Beyazıt ilçesinde. Gürbulak sınır kapısıyla Sarı Çavuş Köyü arasında. Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru olma özelliğinin yanı sıra manzarası ve benzersiz doğal oluşumuyla mutlaka görülmesi gereken yerler listemizde, burası da olmalı bu meteor çukuru sevgili dostlar. Sonra Nuh'un gemisi olarak bilinen bir yer var sevgili dostlar. Ağrı Dağı'nın güney tarafında Telçeker ve Üzengili köylerinin arasında yer alan ve inanç turizminin merkezlerinden olan Nuh'un gemisi her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğal bir anıt olan gemi silüet şeklinde bir kanıntı halinde. Peki Nuh'un gemisi nedir? Nuh'un gemisi ilk olarak Tevrat'ın birinci kitabı Tekvin'de karşımıza çıkar. Anlatıda geçen büyük tufan anlatısına dair ilk yazın örneğine ise Sümerler tarafından yazılan Zi-Sudra adlı eserde rastlanır. Bu eserde felaketten kurtulan 3 kişiden bahsedilir. Velakin Tekvin, İncil ve Kur'an-ı Kerim olmak üzere 3 kitapta da bahsi geçen Nuh'un gemisi, Nuh tufanı olayı hemen bütün tüm metinlerde aynı şekilde anlatılır. Kitapta geçen Self tufanı, yani büyük tufan olayı öncesinde Tanrı Hazreti Nuh'a ailesini ve dünyadaki hayvanlardan birer çifti kurtarmak şartıyla bir gemi yapmasını emreder. Böylece büyük tufandan korunabilecekleri ve yapılan gemi sayesinde ölümden kurtulabilecekleri belirtilir. Tanrı Nuh'a gemiyi nasıl inşa edeceğini de söyler ve hemen işe koyulmasını ister. Gemi yapıldıktan sonra büyük tufan hadisesi gerçekleşir. Fırtına, tsunami gibi afetlerle dolu küçük bir kıyamet olan bu tufan 150 gün boyunca devam eder.
Hazreti Nuh'un gemisi ise 150 gün boyunca suyun üzerinde zarar görmeden kalmayı başarır. Nuh'un gemisi suların çekilmesiyle birlikte Ağrı Dağı'na oturur ve tufan öncesinde gemiye bindirilen yaşayan tüm hayvanlar ve bitkiler gemiden sağ salim çıkmayı başarır. Nuh ve ailesi de aynı şekilde gemiden çıkar ve yeni bir dünya inşa etmeye başlar. Anlatıda geçen söz konusu geminin bugün teknik olarak inşa edilmesi mümkün değildir. Nuh'un gemisinin nerede olduğuna dair pek çok iddia ortaya atılmıştır. Fakat yaygın görüşe göre söz konusu gemi Ağrı Dağı'nda yer almaktadır. Nuh'un gemisini arama çalışmaları M.Ö. 263 ile 339 yılları arasında yaşamış Pispokos Cezalana Eusubil'in girişimiyle başlamış olup halen devam etmektedir. Evet sevgili dostlar, sonra Ağrı'ya gittiğinizde muhakkak bir Doğu Beyazıt eski camisini ziyaret etmeniz gerekir sevgili dostlar. Ağrı'da gezilecek yerler listenizde Doğu Beyazıt'ın eski camii, diğer adıyla eski Beyazıt Şafii Camii'ni ziyaret ediniz sevgili dostlar. Sonra bir hamur kümbeti var değerli dostlar. Bura nere? Ağrı'daki gezilecek yerler arasında diğer adıyla İbrahim Paşa Kümbeti. Görülmeye değer bir yapıt. Kümbet tarihi bir değere sahip olup Ağrı'nın simgeleşmiş yapılarından biridir. Sonra kaplıcaları var Ağrı'nın. Mesela Diyadin kaplıcası var değerli dostlar. Kayak merkezleri var. Eleşkirt Güneykaya kayak merkezi var değerli dostlar. Küpkıran kayak merkezi var. Sonra Ağrı'nın gölleri var. Balık gölü var. Sonra bağ ve bahçeler var. Mesela Keşiş'in bahçesi var. Burası çok anlamlı ve insanda güzel duygular uyandıran bir yer. Ağrı'da gezilecek yerler listesinde sıradaki durağımızda şehrin en güzel yerlerinden biri olan Keşiş Bahçesi var. Eski Doğu Beyazıt'ın hemen altında bulunan Keşiş Bahçesi'nin 16. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Zamanında Kerem ile Aslı'nın aşkının filizlendiği yer olarak kabul edilen bu bölge adeta bir çöl ortasında yeşile bürünmüş vahayı andırıyor. Kurak bir arazinin içinde yetişmiş yemyeşil bahçe ziyaretçilerini etkilemeyi de fazlasıyla başarıyor. Kerem'in Ağrı Dağı'nı aşıp Aslı ile buluştuğu yer olduğuna inanılan Keşiş Bahçesi'ni mutlak yakından görmelisiniz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, dinleyelim bakalım bir Ağrı türküsü. Nizamettin Arış'tan dinliyoruz. Yeni Hamamın Üstüyem. Sevgili Suat Yavuz, hoş geldiniz. Yayınımıza beğen yapan Mikail Artan, Nuray Öpözgüven, Ayşe Tekin, Halk Ozanımız, Ayşe Atlı Selen, Seher Utku, Ünal Yılmaz, Suna Sarı, Hatice Akpınar ve Murat Korkmaz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Eray Özaltun, Mikail Artan,
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar, ağrı türküleri dediğimizde sözlerini söyleyelim bir de. Ağrı dağından uçtum türküsü var. Ağrı dağından uçtum, çayır çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yare düştüm. Kışlanın önü pınar, hep kuşlar ona konar. Bugün yare görmedim, yüreğim ona yanar. Dağda haylandım kurdu, atım terledi durdu. Karşıdan gelen dilber beni yürekten vurdu, beni ciğerden vurdu. Sonra az önce dinlediğimiz yeni hamamın üstüyem. Yeni hamamın üstüyem, balam ergen oğlan dostuyam. Zülüflerin eğen de, birbirine değen de. Keşke orada olaydım anan seni döven de. Yeni hamamın üstüyem, balam ergen oğlanın dostuyam. Elim eline değeydi balam, kolum koluna dolaydı. Bu dağın karı menem, yel vursa erimenem. Eller ne derse desin, men sene yerin menem. Ateş koydum mangala, külü değdi çangala. Sen orada, ben burada. Nasıl bende can kala? Sen orada, ben burada. Nasıl kalam ben burada? Yeni hamamın nalını bulam, gelir salını salını. Evet sevgili dostlarım, Ağrı iline konuk olduk bugün. Ve Ağrı ilimizin türkülerindeyiz. Kulaklarımız Ağrı ilimizin türkülerinde. Peki Ağrı şiirlerine şöyle bir tekrar bakalım ve bir şiirimiz daha var. Ağrı'yı anlatan bir şiir. Onu dinleyelim sevgili dostlar. Mehmet Ali Gökhan şiiri Ağrı. Nuh tufanından evveldir yaşın. Tarihlerden belli volkandır başın. Alaca bulaca çatlamış kaşın. Öyle bir devranın var senin Ağrı. Bir zamanlar denizdi şu ovası, dağları bin bir renk çiçek yuvası. Hamur vadisinde akar deryası, böyle bir tarihin var senin Ağrı. Köse Dağ Ağrı birbirine bakar, Muratçay coşar, çağlar, durmaz akar. Yaylalarda lale sümbül, gül kokar. Böyle bir seyranın var senin Ağrı. İnsanları gerçekleri konuşur. Emmoğlu kardeş diye danışır. İlim kitap vicdanına danışır. Böyle bir ahlakın var senin Ağrı. Böyle bir ahlakın var senin Ağrı. Demiş Mehmet Ali Gökhan sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar. Ağrı dediğimizde karşımıza çıkan sanatçılardan biri de Yıldız Tilbe. Evet, Yıldız Tilbe'den Konma Bülbül Konma Nergis Dalına türküsünü dinleyeceğiz. Türkünün sözleri şöyle sevgili dostlar. Konma bülbül konma Nergis Dalına, öldürürler aman bir yar yoluna, ben de kurban olam fidan boyuna. Demeyin, demeyin anam, anam, yarim vuruldu, kanı duruldu, köye duyuldu. Eleşkirt'ten çıktım, yüküm eriktir. Açmayın yaramı, delik deliktir. Benim sevdiğim taze feriktir. Demeyin, demeyin, demeyin aman. Yârim vuruldu, yârim vuruldu.
kanı duruldu, köye duyuldu. Bugün ağrı türküleri dinliyoruz sevgili dostlarım. Yıldız Tilbe'den dinliyoruz kendi yöresinin türküsünü. Ağrılı sanatçımız Yıldız Tilbe. Evet sevgili dostlarım ve benim kardeşim, canım benim, Sultan bacım gelmiş, Selma Demirtürk Çelik, iyi yayınlar ablacım diyor. Teşekkür ediyorum canım benim. Bugün ağrıya geziyoruz, görmesem de dinlerim yayınımızda sevgili kardeşim. Bugün ağrıdayız. Sevgili dostlar, evet ağrı dediğimizde bir Ağrı Dağı efsanesini unutmamak lazım sevgili dostlar. Ağrı Dağı efsanesini şöyle bir size okumak isterim değerli dostlarım. 18. yüzyılda Ağrı Bayezid bir sancak merkezidir. Bayezid Paşası Mahmut Han'dır. Mahmut Han'ın kır atı şimdi İran sınırları içinde kalan Gürbulak açık pazar yeri ve Meteor Çukuru'nun karşısındaki Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Soruk Köyü'nde yaşayan Ahmet'in evinin kapısına gelir. Sofi denilen yaşlı kişi bu atın neden burada olduğunu sorar Ahmet'e. Ahmet bu atla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyler. Bunun üzerine töreye uyarak atı uzak bir yere bırakır Ahmet.
Ancak eve geldiğinde atı Sophie'nin yanında görür. Bu uygulamayı tam 3 kez yapar. Hepsinde aynı sonuçla karşılaşır. Sophie 3 kez bırakılıp geri dönen atın töreye göre Ahmet'in olduğunu ve gerçek sahibi kim olursa olsun onu geri alamayacağını söyler. Bunun üzerine Ahmet bu gösterişli atı sahiplenir ve at benim kısmetimdir der. Bu sırada Mahmut Ağa da kaybolan atını aramaktadır. Mahmut Han atının Ahmet'te olduğunu öğrenir. Civardaki beyleri toplar, onlar aracılığıyla atını istetir. Ahmet töreye göre bu atın kendisinin olduğunu ve kimseye veremeyeceğini söyler. Mahmut Han atını almak için Ağrı Dağı'na gider. Ancak Sophie'nin dışında kimseyi bulamaz ve Sophie'yi zindana attırır. Civardaki beyler atı, Ahmet'i ve köylüleri bulacaklarına dair Mahmut Han'a söz verirler. Mahmut Han onlara armağan verip gönderir. Zindanda bulunan Sophie ile Mahmut Han'ın üç kızından biri olan Gülbahar ilgilenir. Sophie Gülbahar'a kaval çalar. Ağrı Dağı'nın öfkesi diye bilinen nameyi çalar. Mahmut Han Sophie'ye at ve Ahmet bulunursa kendisini zindandan çıkarabileceğini söyler. Ancak Sophie bunun mümkün olmadığını söyler. Milan aşiretinden Musa denilen kişi Ahmet'i ikna etmek için Hakkari'ye gönderilir. Ahmet'i ve köylüleri geri getirir. Ancak Ahmet'i ve Musa'yı da kandırmışlardır. İkisi de zindana atılır. Gülbahar zindana gizlice yemek götürmeyi sürdürür. Bu sırada Ahmet'i görür. Gülbahar farklı bir ruh haline girer. Ahmet'e yakınlık duymaya başlar ve bir gece zindancı Memo'dan izin alıp Ahmet'le görüşür. Ertesi gece zindancı Memo istemeye istemeye yine izin verir Gülbahar'a. Mahmut Han 40 gün içinde kaybolan atının kendisine iade edilmesini ister. Aksi halde zindandaki Sophie, Ahmet ve Musa'nın öldürüleceğini söyler. Bunun üzerine Gülbahar, atı Ağrı Dağlılardan istemeyi düşünür. Yardım etmesi için konuyu kardeşi Yusuf'a açar. Yusuf bu fikre şiddetle karşı çıkar. Ancak Yusuf bu konudan kimseye bahsetmeyeceğine söz verir. Gülbahar bu konuyu Sophie'ye de açar, onu da ikna edemez. Demirci Hüso denen kişiye başvurur, o da Gülbahar'ı kervan şeyhine gönderir. Kervan şeyhi, kervan kıran yıldızına bakar ve yıldızın bir tarafının aydınlık, bir tarafının karanlık olduğunu ve derdinin dermanının olduğunu söyler. Gülbahar, ertesi gece Demirci Hüso'nun dükkanının önünde bir at görür. Demirci Hüso gidip Mahmut Han'ın kaybolan atını getirir. O gece Gülbahar ve Ahmet zindancı Memo'nun odasında birlikte olurlar. Zindancı Memo kıskançlık içindedir. Gülbahar ve Ahmet zindancı Memo'nun odasında uyurlarken o elinde kılıcıyla birkaç kez gelir. Uyandıklarında kılıcını 3 kez havaya kaldırır. Ancak onları öldürmez. Mahmut Han, getirilen atın kendisinin olmadığını söyler. Etrafındaki beylerden biri, atın Mahmut Han'a ait olduğunu söyler gibi olur. Ancak Mahmut Han hiddetlenir. Beyazıt'a tellal yollar. Tellallar zindanda bulunan 3 kişinin cumartesi günü sabahleyin asılacaklarını söyler. Demirci Hüso da bunun üzerine atı alır ve salar. At Beyazıt'a şahlanır ve Ağrı Dağı'na yollanır. Gülbahar ne yapacağını bilemeyecek kadar çaresiz durumdadır. Zindanların olduğu yere gider. Burada kendinden geçmiş bir halde Ahmet öldürülürse ben de kendimi sarayın uçurumundan atarım der. Zindancı Memo bunu duyar. Gülbahar zindandaki 3 kişiyi serbest bırakması için Memo'ya yalvarır ve ne isterse yapacağını söyler. Memo ondan bir tutam saç
ve bu gecenin ve kendisinin unutulmamasını ister. Gülbahar kabul eder ve ona bir tutam saç verir, Memo da zindandaki üç kişiyi salıverir. Güneş doğunca cellatlar zindanın kapısına dayanır. Memo onlara mahkumları salıverdiğini söyler. Cellatlar onunla çarpışmaya başlar ve bu çarpışma sarayın uçurumlarına kadar devam eder. Uçurumun kenarında Memo kendini aşağıya bırakır ve ölür. Elinde bir tutam saç vardır. Sarayda meydana gelen bu sıra dışı olayları bilen Yusuf büyük bir korku içindedir. Her şeyi babasına anlatmayı düşünür. 3 gün hasta yatar. Gülbahar'la konuşur, kaçmayı ve her şeyi anlatmayı teklif eder. Çünkü Yusuf babasının İsmail Ağa gelip ona yalvarmazsa ikisinin de gözlerini oyacağını söylediğini duymuştur. Yusuf bütün olan biteni anlatır. Gülbahar hapsedilir, kuyuya kapatılır ve başına 2 nöbetçi konur. Bu haber kısa sürede çevre illerde duyulur. Çevre köylerden insanlar saraya koşar. Kafileler halinde gelirler. Mahmut Han bu büyük kalabalıktan korkar. Gülbahar'ı onlara vermek zorunda kalır. Ahmet'i ve Gülbahar'ı kervan şeyhine götürürler. Şeyh onları Hoşap Kalesi'nin beyine gönderir. Yanlarına halifesi İbrahim'i de katar. Hoşap Kalesi'nin beyi onlara sahip çıkar. Molla Muhammed adlı birini Mahmut Han'a gönderir. Ancak iyi haberler gelmez. Mahmut Han genç çifti istemektedir. Hoşap Kalesi'nin beyi onlara vermez. Ahmet ile birlikte ava çıkarlar. Mahmut Han aynı zamanda bir Osmanlı paşasıdır. Çevresindeki bazı beyleri Hoşap Kalesi'ne gönderir. Ancak onlar da elleri boş gelir. Mahmut Han Erzurum'daki Rüstem Paşa'ya mektup yazar ve yardım ister. Ancak Rüstem Paşa kızı oğlana vermesinin gerektiğini bildirir ve ona alay dolu bir mektup gönderir. Hoşap Kalesi'nin beyi Molla Muhammed'i yeniden gönderir ve beyin ne yapmak lazım geliyorsa yapmaya hazır olduğunu bildirir. Mahmut Han tedirginlik içindedir. Çevresindeki ahalinin sarayın üzerine yürümesinden ve Osmanlı'nın gözünden düşmekten korkmaktadır. Sonunda kızı bir şartla vermeyi kabullenir. Ahmet Ağrı'nın tepesine çıkacak ve büyük bir ateş yakacaktır. Ahmet bunu kabullenir. Her geçen dakika daha fazla insan bu olayı görmek amacıyla gelmekte ve Mahmut Han ve İsmail Ağa daha çok gerilimin içine girmektedir. Bu gerilim onun Ahmet zirveye çıkmazsa da kızı ona verdiğini ilan etmesine yol açar. Sonunda ateşi yakar. Gelir ve kızı alır gider. Ancak ona dokunmaz. Kız bunun nedenini sorar ondan. Ahmet kıza onu nasıl kurtardığını sorar. Gülbahar da anlatır. Ahmet gider. Arkasından Gülbahar onu takip eder. Ancak Küp Gölü denen gölün orada onu kaybeder. Efsanenin sonunda birkaç kez yinelenen, çobanların her yıl bahar ayında gerçekleştirdikleri törensel uygulamasının anlatısının ayrıntıları da tamamlanır. O gün, bugündür, Küp Gölü'nün oradan geçenler, gölün kıyısına oturmuş, kara, ışık gibi parlak, uzun saçlarını sırtına sermiş, başı 2 elleri arasında, gözlerini son mavi suya dikmiş Gülbahar'ı görürler. Arada sırada Ahmet gölün sularında Gülbahar'ın gözüne gözükür. Gülbahar kollarını açıp Ahmet'e yürür. Ahmet, Ahmet diye bağırır. Sesi bütün dağda yankılanır. Ahmet, Ahmet, sen de benim yerimde olsan benim yaptığımı yapardın. Yeter artık gel Ahmet, Ahmet. Göl kaynar. Ahmet silinir. Gülbahar silinir. Ve küçücük, küçücük bir akkuş gelip kanadını suyun son mavisine batırır ve sonra da bir atın kapkara gölgesi gölün üstünden geçip gider.
Evet sevgili dostlar, ağrı bizim ağrımız, güzel ağrımız. Anılarıyla, destanlarıyla, efsaneleriyle, türküleriyle bizim ağrımız. Evet sevgili dostlarım, sevgili Osman Dindar, Kadir Orakçı, Muzaffer Deniz bizi dinliyorlar. Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, bugün Görmesem de Dinlerim programımızda Ağrı ilimizin türkülerini anlattık, efsanelerini anlattık. Ağrı'ya bir gittik, nereler gezilir, görülür onlara baktık. Haftaya Aksaray'dayız sevgili dostlar. Aksaray türkülerindeyiz, Aksaray'ı gezeceğiz. Evet, Burhan Çaçan'dan dinleyeceğiz sevgili dostlar. Evlerin önü yoldur. Evet, dinleyelim bakalım. Ve Asuman Ayalp, benim ablam, canım benim. Hoş geldin ablacığım, iyi yayınlar Serapcığım diyor. Teşekkür ediyorum ablam. Sevgiyle, özlemle kucaklıyorum. Sevgili Muzaffer Çalışkan bizi dinliyor. Hoş geldiniz Muzaffer Bey. İyi yayınlar hocam, sağlıklı yaşamlar dilerim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Osman Dindar, güzeldi hocam diyor. Evet gerçekten Ağrı Dağı efsanesi sevgili dostlar. Kaçıranlar olduysa yeniden ben bunu bir daha dinleyeyim. Anlayamadığım yerler var. Yeniden okumak, dinlemek istiyorum diyenlere linkini attım sevgili dostlarım. Ve Ağrı Dağı efsanesini, o Ağrı Dağı efsanesinin kavalıyla benim size sunduğum gibi dinlerseniz sevgili dostlar, sanki o efsaneyi daha bir güzel hissedersiniz. Efsane diyor, evlerinin önü yoldur. Ağrı bizim ilimiz dostlar. We'll be right back.
Burhan Çaçan'dan dinliyoruz. Ağrı bizim ilimiz. Bu güzel yayında bizimle olan ve gelecekte dinleyecek olan tüm dostlara selamlar, sevgiler. Görmesem de dinlerim diyenleri unutmayın sevgili dostlar. Sevgili Erol Dekorasyon'dan Erol Bey, sevgili Kadir Orakçı, Könül Gönül, Şahin Can Özaltun, Yener Koca, Asuman Ayal. Sevgili Yener Koca, Selma Demir Türkçelik, Eray Özaltun, Ayşe Tekin, Halkozan'ımız, Ayşe Atlı Selen, Seher Utku, Ünal Yılmaz, Suna Sarı, Hatice Akpınar, Murat Korkmaz beğen göndermişler. Selma Eren, Mikail Artan, Nuray Öpözgüven kalplerini göndermişler. Var olunuz efendim. Sevgili Murat Şahin Çiftçi bizi dinliyor. Bugün sevgili dostlar Ağrı'yı gezdik. Muzaffer Çalışkan bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Asuman Ayat bizi dinliyor. Kadir Orakçı bizi dinliyor. Selma Demirtürk Çelik bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Nuray Hanım, Ali Lale, Selma Eren, Ayşe Ulusoy. Ne güzel. Ülkemin güzel illerinin türkülerini her cumartesi saat 11'de dinleyeceğiz sevgili dostlar. Geçen hafta Afyon türkülerini okuduk, dinledik. Haftaya Aksaray. Birlikte yapalım bu yolculuğu dostlar. Ağrı'ya gidip de Ağrı'nın yöresel yemeklerini yemeden gelmeyin. Abdigor köftesini yiyin. Gösteberk eti yiyin. Haşıl yiyin, hengel yiyin. Erişteyi unutmayın. Kuymak da yiyin. Pişi erdek yiyin. Hasude yiyin. Ayran aşını unutmayın. Cirit ketesi de yiyin sevgili dostlar. Yeriniz kalırsa Halise'den de yiyin. Sizi seviyorum.